Tüm Türkiye'nin gündeminde çünkü henüz aydınlatılmadı. Ee, narinin cansız bedenine ulaşıldı pazar sabahı ve ardından bir itirafçının ifadeleri var. Fakat ifadeler kabul edildi mi şu an e, amcanın tutukluluğu devam ediyor. Gözaltı sürelerine ek olarak 24 saat artı süre konuldu. Neler yaşanıyor? Nasıl bir kaostan bahsediyoruz? Anlamaya çalışarak e, kamuoyunu bu konuda bildiklerimizle bizlerde doğru bilgiyle aydınlatmaya çalışarak yayıncılık yapıyoruz burada. Şimdi Mehmet Karataş'la birlikte, muhabir arkadaşımızla birlikte e, şu ana kadar geldiğimiz süreci değerlendirmeye çalışacağız sizlerin huzurunda. Mehmet hoş geldin. Teşekkür ederim. Aşkım. Sen bir e, grafik hazırlamışsın bize. Evet. Karmaşık bir e, ilişki grafiği aslına bakarsan. Aslında... Tam olarak sır perdesi de bu şekilde. Şu anda işlenen cinayetin durumu da tam olarak böyle karmaşık dediğiniz gibi. Ortada büyük bir cinayet var. Etrafında her gün eklenen isim, bütün toplumu. Bütün kamuoyunu şaşırtmaya Mehmet, devam ediyor. Mehmet, Bu arada ediyor. Samet beni uyarıyor. Yönetmen arkadaşım hı. savcılık Nari'nin zannedersem birkaç yıl evvel merdivenden düşerek e, öldüğü ifade edilen ve otopsi yapılan Ablası. ablasıyla ilgili de hı hı. E, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nden bilgi ve belge istemiş. Bu çok önemli çok bir gelişme. Çok yakında kabrinin açıldığını bile görebiliriz. Çünkü neden diyeceksiniz. Şu anda Türkiye'nin 21 Ağustos'tan beri konuştuğu 8 yaşındaki Nari'nin cinayetiyle ilgili o günden bugün o kadar çok karmaşık bir tablo ortaya çıktı ki tam da kendilerinin en yakın olan çekirdek aile dediğimiz bireylerin tamamı şu anda gözaltında. Ve bunların cinayetle ilişkili olduğu ortadayken ve şu anda amcası tutuklu olarak cinayetten yargılanırken anne ve babası şüpheli olarak şu anda ifadeleri alınıp hatta ifade değil göz altındayken tabii ki e, öncesinde hayatını kaybeden merdivenlerden düştü diyerek ...sonrasında defnettikleri ile ilgili... Tülin ...hiçbir bilgi tülinmiş. yok. Evet, tülinle ilgili... ...hiçbir şekilde otopsi raporu yoksa... ...ölüm sebebi ortada yoksa... ...ve geriye de 8 yaşındaki... ...cinayette öz kızlarının... ...zanlıları olarak şu anda... E, ...şüpheli olarak, baş şüpheli olarak... ...ifadeleri alınıyorsa... ...tabii ki savcının bu sonuçları istemesi... ...kaçınılmazdı. Aslında biz günlerdir... ...onu da konuşuyorduk. Biz bu sonucu açıkçası... ...bekliyorduk bu talebi. Ve iddia ediyorum ki bununla ilgili ilerleyen süreçte e, kabri açılabilir mi? Mezarlı açılabilir mi? Kendi adıma kendi tahminlerime göre şu ana kadar görmüş olduğumuz ki ilk hukuki günden itibaren yerler, bilmiyorum ama bunun için ailenin hala daha gözaltındaysa ve şüpheli sıfatıyla gözaltındaysa Hı -hı. E, onayı gerekir mi e, mezarın açılması için? Belki bunlar Bu saatten sonra e, onların onayı gerekebilir mi? Şöyle düşünün. Bilmiyorum ya. Yani, Şöyle hukuki şu anki tablo ya. için konuşuyoruz. Şu anda gördüğümüz önümüzde duran tablo Tam için konuşuyoruz. Tabii. tabii, şimdi neden diyeceksiniz? Neydi? Geçtiğimiz gün içerisinde son yolculuğuna uğurlandı değil mi 8 yaşındaki Narin? En yakın olan annesi babası var mıydı orada? Yoklar. Yok. yani o yüzden yani. şu anda ailenin az önce yine siz de ekranlara taşıdınız. Ankara'dan Murat Sekman söyledi. yani düşünün bakan açıklama yapıyor. Baş sağlığını tüm Türkiye'ye diliyor ama aileyi dilemiyor. Yani durum böyleyken ve çok açık diyor. Yani, yani bu saatten sonra ben bir şey söyleyeyim mi? Narin de tülin, tülin miydi? Tülin. tülin de tamamı artık devlete emanet. Yani hukuka emanet, savcılara emanet ve buradan sağlanacak olan adaleti sağlayacak kişilere emanet. Yani narin son yolculuğuna uğurlandı, şimdi hesap zamanı diyorlar. Ve bugün birer birer de topluyorlar. Bu tabloyu biz günlerdir aslında bu tahta bizim kendi üzerimizde günlerdir çalıştığımız, hazırladığımız bir şey. Biz bunu seyircilerimize de paylaşmak istedik. Neden? Çünkü bakın burada ortada bir cinayet var. Türkiye'nin konuşmuş olduğu cinayetin sır perdesi bir türlü aralanamıyor. Ama elde çok büyük bulgular var Önemli tarihler var. İlk olarak de şunu söyleyelim. Amca şu anda tutuklu. Ve amcadan sonra bu soruşturmanın seyrini değiştiren kişi kim? NB dediğimiz gizli itirafçı ama artık itirafçı değil gizli sanık diyeceğiz. Artık bir sanık durumunda. Gizli değil. Yani yani artık sanık. Açık tüm Türkiye'nin bildiği bir sanık. Kendisi gizli bir sanık mı? olarak ortaya çıktığını ifade etti. Ama sonrasında ki ona da zaten bazı izler götürdü. Ama sonrasındaysa. Kendisiyle ilgili alınan bilgiler, ifadeler neticesinde şu anda kendisinde zaten ifadesi alınacak. ilerleyen saatler ya da gün içerisinde sulh ceza hakimliğine gönderilecek ve tam yani tahminimce tutuklanacak. Evet, bugün yeni kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum. Şimdi Hı. jandarmanın nasıl NB'ye ulaştı, NB kendisine nasıl ulaştı diye bugün bir açıklama vardı hatırlıyorsam. Şimdi NB, ha? Orada saat 15.30'la yanlış hatırlamıyorsam birazdan bakacağım bilgilere saat 15.30'la 16-30 arasındaki bir zaman diliminde 50 dakika 50 boyunca narini bıraktığı yerde aracının park ettiği söyleniyor. Evet. Şimdi ama NB dünkü ifadesinde jandarmaya verdiği ifadesinde Hı -hı. diyor ki akşam üzeriydi diyor. Hava kararmak üzereydi diyor. Saat 18.30-19.30 sularından bahsediyor. Yani bugün jandarmanın açıkladığı saatler narinin tam da kaybolduğu 15 son görülüyor Hı -hı. kameralarda. Ve 15-15-16-30'a kadar yani narin Öldürülüp eğer jandarmanın ifadesine bakıldıysa, NB'nin itirafları doğruysa bir saat içinde öldürülüp o dere kenarına bırakılıyor çoktan. Zaten burada çok yani hızlı hareket ediliyor. Yani ifadelerde saat olarak bir uyuşmazlık zaten var Zaten amcanın da yani şöyle bunların şimdi ifade verirken bugün ne dedi ifadesinde? Dedi ki yani biz zaten ilk gün çıkan ifadeleri haber ekranında paylaştık ama son gelen bilgideki ifadesinde şunu söylüyor. Diyor ki kendisine soruyorlar neden daha önce tüm Türkiye bunu konuşurken, neden itirafçı olmadın diyor? O da diyor ki, amca dışarıda geziyordu diyor. Sonrasında diyor amca gözaltına alındığında ben anladım yakalanacağımı diyor. Yakalanacağını. Hatta diyor ki şunu söylüyor. İtiraf etmeyi düşündüm ama sonra amca tekrar bırakılınca herhalde bırakılamayacaktı ama tekrar tutuklandığında diyor ifadesinden sonra diyor tutuklanınca bu işin artık çözüleceğini anladım. Ben de gelip bunu anlatmak istedim diyor.